Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mısır'daki askeri darbe soruldu. Kılıçdaroğlu, "Askeri darbe kabul edilemez, demokrasi uzlaşı rejimidir" açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ostim Organize Sanayi Bölgesi yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kahvaltı öncesinde Mısır'da yaşanan darbe ilişkin soruları cevaplandırdı. Çoğulculuk denen bir kavram var. Herkesin taleplerine ülkeyi yönetenlerin kulak kabartması gerekiyor. Taleplere duyarsız kalmak, onları görmezden gelmek, benim oy çokluğum vardır, ben istediğimi yaparım demek artık günümüzde geçerli değildir. Askeri darbeler hiçbir zaman kabul edilemez. Hele 21. yüzyılda toplumları şekillendirmek için askeri darbeler yapmak doğru değildir ve kabul edilmemesi gerekir. Eğer siz uzlaşmayı bir tarafa bırakır, benim dediğim olsun derseniz, yüz binlerce kişiyi Tahrir Meydanı'ndan uzaklaştıramazsınız. Geldiğimiz nokta budur. Umuyorum demokrasi galip gelir. Halkın sağduyusu galip gelir. Bir an önce demokrasiye geçerler. Kılıçdaroğlu, Mısır'daki darbe Türkiye'ye nasıl yansır sorusuna ise şu cevabı verdi. Darbe olayı Türkiye'yi nasıl etkiler? Etkiler mi ya da? Bizim demokrasi kültürümüzün daha fazla geliştiğine inanıyorum. Toplumumuzun hiçbir kesimi askeri darbe istemiyor. Askerlerin şu veya bu şekilde demokratik yaşama müdahaleyi istemiyor. En temel sorunumuz hükümetin dayatmacı anlayışı. Bu dayatmacı anlayış kabul edilmiyor. Toplumun hiçbir kesimi tarafından kabul edilmiyor. Gençler bu konuda gerekli dersi verdiler. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere hem yetkili makamlar hem siyasal partilerin gerekli dersleri çıkarması gerekir. Gerekiyor. Bu konuda anlayışsızlığını ortaya koyan bir kişi var. O kişinin adı da Recep Tayyip Erdoğan. Umuyorum o da yakın bir gelecekte gençleri anlar. Kılıçdaroğlu'na Gezi Parkı protestolarına katılan 5 CHP milletvekili hakkında fezleke hazırlanması da soruldu. Bu fezlekenin önce Erdoğan için düzenlenmesi gerekirdi. Halkı tahrik eden, aşağılayan, gençleri küçümseyen kişi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Teşekkürler.